Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. En son Konda'nın yaptığı 10 yılda değişenler, yaşam tarzında değişiklikler araştırmasının sonuçları da gösteriyor ki Türkiye'de kendini dindar muhafazakar olarak tanımlayanların oranı düşüyor son 10 yıl içerisinde. Çok büyük bir düşüş söz konusu olduğunu sanmıyorum. Zaten rakamlar da çok olağanüstü bir düşüş göstermiyor ama yine de Türkiye gibi muhafazakarlığıyla, dindarlığıyla bilinen bir ülke için anlamlı rakamlar bunlar. Ve buradan hareketle şunu tartışmak çok elzem. Kendisi İslami hareketten gelen bir iktidar, ülkeyi tek başına yöneten bir iktidar ve dini de sürekli olarak bir argüman olarak, motif olarak kullanan bir iktidar döneminde insanların dine olan bağlılığı, dindarlıkları, dindar pratikleri ve diğer hususlar, dinle ilgili diğer hususlarda bir gerileme nasıl olur? Bu gerçekten önemli bir soru. Dünyanın değişik dönemlerinde dini araç olarak kullanıp, dini bir motif olarak kullanıp iktidara gelen ya da iktidarlarını din üzerinden meşrulaştırmaya çalışan yönetimler döneminde aslında bunun benzer durumlar çok sıklıkla yaşandı. İran'da özellikle son yıllarda bunun çok daha belirgin olduğu söyleniyor, görüyoruz, duyuyoruz. Ama dünyanın dört bir yanında sadece İslam diniyle alakası yok bunun. Birçok dinde dinin siyasi iktidarlar tarafından kullanılması durumunda bunun toplumda bir ters tepki yaratma ihtimali hayli yüksek ve Türkiye'de de bir anlamda bu oluyor. Ama bunu sadece böyle tanımlamak, bu basitlikte açıklamak doğru olmayacaktır. Biraz daha derinlere gidip baktığımızda Türkiye'de AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonundan şu anda 2019, 17 yıl olmuş. 17 yılda din adına neler oldu, neler yaşandı, ne tür gelişmeler, değişiklikler yaşandı ve bu toplumsal hayata nasıl yansıdı diye bakarsak eğer aslında çok büyük bir gerileme var. Baktığımız zaman dini hayatın örgütlenmesi bağlamında baktığımız zaman çok ciddi bir gerileme var. Bu gerilemenin en önemli nedenlerinden birisi dini hayatı toplumsal alanda taşıyan örgütlü yapıların ki bunlara kabaca cemaatler diyoruz. İslami gruplar ve cemaatler AKP döneminde etkilerinin azaldığını görüyoruz. Dönem dönem çıktıklarını ki bu anlamda Fethullahçılık iktidarla işbirliği yaptığı dönemde zirvedeydi. Türkiye'de çok hakim bir yapı haline gelmişti. Sadece toplumsal hayatta değil, aynı zamanda siyasi hayatta da hakim bir yapı haline gelmişti. Ama daha sonra AKP ile yolların ayrılması ve bir savaşa girmeleriyle beraber bu devlet eliyle Erdoğan yönetimi tarafından tasfiye edildi. Ve ondan beri Fethullahçıların tasfiyesinin yarattığı boşluk doldurulamayacak herhangi bir cemaatin bunu doldurabilmesi ya da bir araya gelmeleri halinde ya da toplamlarının bunu doldurabilmesi mümkün gözükmüyor. Zaten siyasi iktidar da Erdoğan da Fethullahçılık deneyiminden dolayı ağzı yandığı için de bu konuda diğer cemaatlerin benzer bir şey yapmasını çok da fazla arzulamıyor. Bunun yerine kendisi bir takım devlet eliyle bir takım yapılar oluşturmaya çalışıyor. Bazı vakıflar aracılığıyla ülkede öğrencilere yönelik barınma imkanları sağlamak. Yurtlar çünkü biliyoruz ki cemaatlerin en önemli faaliyet alanlarından birisi. İkincisi, ülkenin her yerine üniversiteler açmak, sayılarını arttırmak ve üniversiteye gitmelerini sağlamak ve dolayısıyla bu cemaat üniversitelerinin yerine bunları koymak. Hatta daha da ileri gidip yurt dışındaki Fethullahçı okulların yerine yine devlet eliyle bir takım okullar açmak. Yani Erdoğan yönetimi Türkiye'de cemaatlerin etkisini
sınırlamak, tamamen kendi denetimi altına almak ve onların şu ana kadar yaptığı toplumsal faaliyetleri devletin imkanlarıyla kendisi üstlenmek gibi bir şeye soyundu. Bunda başarılı da olamıyor. Bunda başarılı olamadığı için de yakın bir zamana kadar toplumsal alanda dini yapıların yaptığı faaliyetlerde çok ciddi bir gerileme var. Ama bunun ötesinde, gerilemenin ötesinde Fethullahçılık olayının yaşattığı, özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşattığı çok büyük bir kırılma var. Artık dini yapıların topluma, dindarlar da dahil, toplumun farklı kesimlerine gidip onlardan destek, ilgi, katkı bulabilmesi, gençlerin katılımını bulabilmesi eskisi kadar kolay olmuyor. Yani toplumsal örgütlü dini yapılar Türkiye'de artık Fethullahçılık deneyiminden sonra eskisi kadar etkili olamıyorlar. Bundan sonra da olabileceklerini açıkçası sanmıyorum. Bu çok ciddi bir olay olarak yanımızda duruyor. Bir diğer olay Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı da çok ilginç bir serüven izledi AKP döneminde. Ali Bardakoğlu ile başlayıp Mehmet Görmez ile devam eden ve şimdi inanın şu anda adı aklıma gelmedi. Diyanet İşleri Başkanı çünkü çok silik bir isim. Onunla devam eden bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ali Bardakoğlu'nun üslubu daha farklıydı. Mehmet Görmez biraz daha öne çıkan bir isim olarak ortaya çıkmıştı ve bu yüzden de bence Diyanet'i kaybetti. Şimdi ise Diyanet İşleri Başkanlığı aslında olmayan bir yapı. Arada sırada ihtiyaç duyduğu zaman fetvalar vererek ama esas olarak camileri ve devletin dini organizasyonunu kontrol eden bir yapı olma hüviyetini koruyor. Ve iktidarla iyi geçinen, iktidara yakın duran, yakın durduğunu bildiğimiz bir takım dini cemaatlerin de özellikle Nakşibendi olanların Diyanet işlerine karşı bir ilgilerinin olduğunu biliyoruz. Orada daha etkili olmak, orada kendi hakimiyetlerini kurmak istediklerini biliyoruz. Hükümet buna ya da Erdoğan buna izin verir mi? Ne dereceye kadar izin verir? Belli değil ama bu cemaatlerin, bazı cemaatlerin bu çıkışları, özellikle fetva bağlamındaki çıkışlarının Diyanet'i çok tedirgin ettiği de ortada ve onlarla bir tür yarışa girmek durumundalar ve bu da Diyanet'i daha da etkisizleştiriyor. Arada sırada yaptıkları açıklamalar Diyanet'in gerçekten çağın dışında bir kurum imajına sahip olmasına yol açıyor. Diyanet şu anda Türkiye'de toplumun, dindarların ihtiyaçlarını cevap verebilmenin hayli ötesinde bir kurum. Ötesine baktığımız zaman burada bence temel sorun, dinin bir takım siyasetçiler, özellikle iktidar ve bir takım örgütlü yapılar, yani bu cemaatler tarafından ve bazı şahıslar tarafından araçsallaştırılması, enstrüman haline getirilmesinin çok ciddi bir kopuşa, özellikle genç kitlelerde çok ciddi bir kopuşa ve sorgulamaya yol açtığını düşünüyorum ve gözlüyorum. O da şöyle söylenebilir. Aslında birçok insan dindarlığı bir amaç olarak görüyor ve bu dünyadan ziyade öbür dünyaya yönelik bir tür yatırım olarak görüyor. Ama şu anda özellikle son yıllarda AKP iktidarıyla beraber dindar olan insanların bu dünyadaki kazanımlarını sürekli arttırmaya çalışmaları ve ellerinden kaybetmemek için neredeyse her şeyi mübah görüyor olmalarından dolayı çok ciddi bir sorgulama yaşanıyor. Şu anda Türkiye'de dindarlar siyasetin merkezine taşınmanın mutluluğunu yaşamanın çok ötesine geçtiler ve şu anda artık siyasetin merkezinde taşınmanın imkanlarını, avantajlarını daha da arttırmak ve bunu başkalarıyla paylaşmamak gibi bir ısrara kapılmış durumdalar ve bu da dini bu dünyaya özgü bir olay olmak, özgü bir olay olarak görmeyen kesimlerden, görmek istemeyen kesimlerde çok ciddi kırılmalara yol açıyor.
Kimileri iyice kabuğuna çekip kendi dinini kendi başına yaşama yoluna giderken, kimilerinin de dinden uzaklaştıklarını görüyoruz, duyuyoruz. İşte bu daha önce burada da defalarca ele aldığımız deizme yönelik ilgi, hatta deizmin de ötesinde insanlarda ateizme yönelik, gençlerde ateizme yönelik ilgilerin, başka dinlere yönelik ya da bir takım spiritüel hareketlere yönelik ilgilerin bununla bir muhakkak bağı var. Çünkü şu anda dinle özdeşleşmiş kişi ve kurumların faaliyetleri insanların, özellikle gençlerin dine atfettiği mükemmellikle uyuşmuyor. Tabii burada İslamcılığın bir muhalefet hareketi olmasındaki cazibesiyle iktidara geldikten sonra temel amacının iktidarını korumaya evrilmesinin yarattığı ayrımı görmek gerekiyor. Birçok insan İslamcılığın ve İslami yapıların dışlanmış olmasının, sistem dışına itilmiş olmasının, eziliyor olmasının, bir takım yasak, önlerine yasaklar çekiliyor olmasının etkisiyle bu yapılara, bu akımlara ilgi duydu. Ama daha sonra bu yapılar merkeze taşındıktan ve iktidarı kontrol ettikten sonra kendilerinden olmayanlara geçmişte diğer iktidarların kendilerine yaptıklarına benzer, hatta daha sert bir takım yaptırımlar, engeller çıkartmaya başlamasıyla beraber de çok ciddi bir kırılmanın yaşandığını düşünüyorum, gözlüyorum. Yani şu anda AKP iktidarının özellikle son 5 yıldaki uygulamalarına bakan birisinin, Türkiye'de AKP'nin öncülüğü olan partiler dönemindeki dile getirilen argümanları, itirazları hatırladığı zaman bir hayal kırıklığına uğramaması mümkün değil. En temel husus, sürekli altını çize çize vurguladığım husus, adalet kavramından, ki o adalet kavramını partinin adının başına koyacak kadar önem veren bir hareketti. Adalet kavramından bu kadar uzaklaşılmış bir ülke ve adaletten bu kadar yoksun olmanın birinci derecede sorumlusunun da kendilerini dindar, hatta İslamcı olarak gösteren kişiler. Dolayısıyla burada çok ciddi bir ikili bir durum var. Samimi olmama hali var ve bazı insanlar bunu bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyor olabilir ama artık iş Türkiye'de yaşananlar, yapılanları meşrulaştırabilme imkanının, hele dini argümanlarla meşrulaştırabilme imkanının iyice azaldığını bize gösteriyor. Tabii bir diğer husus, bu hususta birçok yorumumda özellikle vurguladım ve ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Israrla vurgulamakta yarar var. Şu anda var olan iktidarı savunan, en cansiperane şekilde savunan ve bu iktidar zamanında öne çıkartılan bir takım kişilerin aslında dinle, İslamcılık bir yana, dinle, imanla çok da fazlası ilgisi olmayan, fazla ilgisi olmayan kişiler olmaları ve insanlar, dindarlar diyelim, baktıkları zaman, kimler tarafından savunulduğuna baktıkları zaman burada da bir anlam verememe ya da rahatsız olma hali var. Bunun da dindarların iktidara bakışına, iktidara bakışından sonra aslında dine bakışlarında da ciddi sorgulamaları beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Şu ana kadar yaşananlar ve bundan sonra yaşanacak olanların, AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının özellikle son yıllardaki uygulamalarıyla Türkiye'de dindarlığı çok ciddi bir şekilde aşındırdığını, İslam'a yönelik ilgiyi aşındırdığını, kafaları çok ciddi bir şekilde karıştırdığını ve en önemlisi de cemaat denen yapıların ya da İslami örgütlü yapıların etkisini iyice azalttığını düşünüyorum. Ve baktığımız zaman bunun etkilerinin orta ve uzun vadede çok daha ciddi olacağı kanısındayım. Şu anda yetişen kuşakların ileriki dönemde dine, imana ya da dini pratiklere ilgisinin ne olacağı konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Tabii bir diğer husus da küreselleşme. Artık gençler özellikle
aileler tarafından, dindar ailenin çocukları, gençleri aileler tarafından kontrol edilebilme imkanı kalmamış durumda diyebiliriz. Bu özellikle teknolojilerin gelişmesi, iletişim teknolojileri, sosyal medya gibi olaylarla birlikte çok şey değişti. Çok iyi hatırlıyorum, 1980'li yıllarda İslamcı bir arkadaşımla sohbet ederken çocukları vardı ve o sırada Türkiye'de birkaç kanallı TRT vardı. Daha özel televizyonlar dahi yoktu öyle bir tarihlerde ya da yeni yeni çıkmaya başlamışlardı. Kendisine şunu sordum, evde hangi kanalı nasıl izliyorsunuz falan. Bunlar çünkü çok özellikle televizyon o tarihlerde dindar aileler için çocuklarının eğitimi için, çocukların yanlışa sapmamaları için çok korktukları bir aletti. Bana şunu dediğini hatırlıyorum, o tarihte hangi kanaldı hatırlamıyorum ama TRT'nin bir belgesel kanalı vardı. En şey beni kurtaran o belgesel kanal, kumandayı ben alıyorum ve baktım doğru dürüst kanallarda bakılabilecek, çocukların bakabileceği şey yok. Hemen belgesel kanalına geçiyorum diye bir iptidai çözüm bulmuştu o tarihlerde. Ama o tarihlerde de biliyoruz ki televizyonlar ve başka imkanlarla çocuklar dünyanın değişik yerlerinden değişik fikirlere, değişik akımlara, şuna buna ilgi gösterebiliyorlardı. Şu anda bir anne babanın, babanın ya da annenin ya da kardeşin, kendi çocuklarına ya da kardeşlerinin enformasyon ağlarını kontrol edebilme imkanına kesinlikle sahip değiller. Bir cep telefonu olan ki artık herkeste var, öyle söyleyebiliriz. Çok küçük yaştan itibaren çocuklarda da var. Bir cep telefonuyla her yere istedikleri zaman ulaşabilen kuşaklar söz konusu ve bu kuşakları artık zapturapt altına alabilmek aileler için mümkün değil. Bu olayın çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Kimi durumlarda tabii bu sosyal medya imkanları bazı çocukları dünyanın dört bir tarafında çok aşırı radikal IŞİD gibi, El-Kaide gibi yapılara da sürükleyebiliyor. Ama birçoğunu da buradaki enformasyonlar, buradan izledikleri, gördükleri, okudukları, onların dinle olan ilişkilerinin gevşemesinde de çok etkili olabiliyor. Dolayısıyla artık Türkiye'de önümüzdeki dönemde dinin, dindarlığın birçok şeyi belirleyebildiği, damga bastığı, siyaseti belirleyici bir öğe olduğu bir döneme tanık olacağımızı açıkçası önümüzdeki dönemde sanmıyorum. Din etkisini hem yaşanan teknolojik gelişmeler hem de din adına hareket edenlerin yapıp ettikleriyle beraber bayağı bir etkisini bence adım adım kaybetmekte. Bunun sonucunda ortaya ne çıkar? Deizm, ateizm ya da bazı yerlerde olduğu gibi özellikle Latin Amerika'da çok olduğunu biliyorum, Brezilya'da birçok inanışın karması, bir takım düşünce, inanç sistemleri çıkabilir. Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda bunların daha sık yaşanacağı kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.